Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur'da sorular ve cevapları şu şualardan birinci mesele. Rivayette var ki ahir zamanın eşhas-ı mühimmesinden, önemli şahsiyetlerinden olan Süfyan'ın eli delinecek. Deccal insanlık aleminde gelip küfrü temsil eder. Süfyan da İslam dünyasında gelip münafıkane harekette bulunaraktan İslam'a ait olan değerleri ortadan kaldırır. Allah alem bunun bir tevili şudur ki, sefahat ve lehviyat, eğlenceler için gayet israf ile elinde mal durmaz. İsrafata akar. Darb-ı meselde, atasözünde deniliyor ki, filan adamın eli deliktir, yani çok müsriftir. İşte Süfyan israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs ve tamağı, açgözlülüğü uyandırarak İnsanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahhar eder diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun damına, tuzağına düşer diye haber verir. Yani hakikaten zamanımızda da görüyoruz. Hele hele yeni yetişen nesiller bizler gibi eski sıkıntı ve zorlukları görmedikleri için hakikaten böyle biraz gariplerine geliyor. Hatta burada ibretli olduğu için bir olay ifade edeyim. Bir müdür arkadaş. Ve kendisi derse gidiyor. Dördüncü sınıfın dersine girmiş. Orada işte bizim zamanımızda şu yoktu, bu yoktu, buzdolabı, çamaşır makinesi vesaire böyle anlatırken elektrik diye yoktu deyince öğrencinin biri kalkmış. Hocam siz yalan söylüyorsunuz. Tabii hoca diyor ben kıpkırmızı oldum diyor. Kıpkırmızı oldum. Niye oğlum dedim diyor. Hayrola hocam peki elektrik yoksa o zaman telefonunuzu neyle şarj ediyordunuz? Niye? Çünkü gözünü açtığında telefon gördü. Telefonsuz bir dünya düşünemiyor. Oysa elektrik yok ki telefon olsun, buzdolabı vesaire hiçbir şey. İkinci mesele, yani o aşırı durum maalesef, o israf durumu maalesef o yaygın, açgözlülük. İkinci mesele, rivayette var ki ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, alnında haza kafir, bu kafirdir yazılmış bulunur. Allah alem bir sabah, bütün eski kitaplarda da bu çok olur. Allah-u Alem veya Allah-u Alem bir sebep. En doğrusunu elbette Allah daha iyi bilir. Bunun tevili şudur ki, o Süfyan kendi başına frenklerin serpoşunu, şapkayı koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanunla tamim ettiğinden, ki biz de mesela 70 yılında yarım dönem ortaokuldaydık o zaman, yarım dönem biz de giydik orta birde. O serpoş dahi secdeye gittiği için inşallah ihtida eder, hidayete erer. Daha herkes yalnız istemeyerek onu giymek ile kafir olmaz. Üçüncü mesele rivayette var ki ahir zamanın müstebit zorba hakimleri hususan Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur. El ilmu indallah. Gerçek Allah katındadır. Ancak o bilir. Bunun bir tevili şudur ki hükümet dairesinde karşı karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi bir huri ve gılmağının çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. Dördüncü mesele, bunlar aslında ahir zamanın, Efendimiz kıyamet alametleri olaraktan 10 tane büyük alamet, yüzlerce de küçük alamet. Mesela o küçük alametlerden birisi, ibretlidir hakikaten, تَتَطَاوَلُونَ الْبُنْيَانِ der. Binalar yükselecek, şimdiki ifadeyle gökdelenler. Gökdelenlere baktığımız zaman bizim dünyamıza 50 küsur yıldır girmiştir. Batı dünyasında 100-150 yıldır bu durum var. Ki 1400 sene Efendimiz bunu söylüyor. Bu manada kıyamet alametleri vesaire ilgili tespitler.com, mehmetözçelik.com'da bu meseleleri genişçe burada ele aldım. Buradan arataraktan kıyamet vesaire ilgili konuları bulabilirsiniz. Dördüncü mesele rivayette var ki ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı ancak Allah bilir. Bunun bir tevili şu olmak gerektir ki Allah 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 deyip zikreden tekkeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak. Ve ezan ve kâmet gibi şairde İsmullah yerine başka isim konulacak demektir. Ki aynen gerçekleşti. Yoksa umum insanlar küfür mutlaka düşecekler demek değildir. Yani bütün insanları kapsıyor manasında değil ama aynen bunlar maalesef oldu. Çünkü Allah'ı inkar etmek, kainatı inkar etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez.
Kafirler Allah'ı inkar etmiyorlar. Yalnız sıfatında hata ediyorlar. Yani nasıl ben bir kendimi idare etmekten acizken bütün insanları, varlıkları, her şeyi birden Allah nasıl idare ediyor? Kafasına sığıştıramadığı için, o Allah'ı hakkıyla tanıyamadığı içindir ki ondan dolayı sıfatında hata ediyor, inkara gidiyor. Diğer bir tevili şudur ki kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için müminlerin ruhları bir parça evvel kabzedilir, kıyamet kafirlerin başlarında kopar. Ve böylece geriye iman etmeyenler kalınca otomatikman kıyamet onların başında kopar. Ancak Hazreti Adem'den beri bütün insanlar o kıyametin, o dehşetini imanın nispetinde farklı şekillerde hissedecekler. Farklı yerlerde insanların depremin durumunu farklı hissettikleri gibi. Beşinci mesele. Rivayette vardır ki ahir zamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar, yani bunları da yine geniş detaylı ele aldım tespitler.com'da, Deccal, Süfyan, kıyametin 10 büyük alametleri, tüm külliyattan da tarayaraktan aynı şekilde ele aldım, oradan bakılabilir. Ahir zamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar uluhiyet dava edecekler ve kendilerine secde ettirecekler. Hakikaten görüldü yani, aynı şahit olundu ve hala yine devam edilmekte. Yani bu manada rahatlıkla tahakkuk etmiş durumda. Yani görmemek için insanın kör olması lazım. Yani gerek işitme yoluyla, gerek uygulama yoluyla hakikaten bu manada onu ilah diye kabul etmekten tutunuz da tapmaya kadar, uygulamaya kadar rahatlıkla görülmektedir. Allah alem, bunun bir tevili şudur ki, nasıl ki padişahı inkar eden bir bedevi kumandan, kendinde ve başka kumandanlarda hakimiyetler nispetinde birer küçük padişahlık tasavvur eder. Aynen öyle de tabiiyyun ve maddiyyun mezhebinin başına geçen o eşhas, kuvvetlerin nispetinde kendilerinde bir nevi rububiyet tahayyül ederler, hayal eder. Ve raiyetini, halkını kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyetkârâne serfuru ettirirler, baş eğdirirler, başlarını rükâ getirirler demektir. Aynen tahakkuk etti yani. Görmemek için kör olmak lazım. Hem manen kör hem madden kör olmak lazım. Altıncı mesele, rivayette var ki, fitne-i ahir zaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olmaz. Bunun için 1300 sene zarfında emri peygamberi ile bütün o ümmet o fitneden istiaze etmiş, Allah'a sığınmış. Azab-ı kabirden sonra min fitneti deccal ve min fitneti ahir zaman, yani Mesih Deccal'ın fitnesinden, ahir zaman fitnesinden sana sığınıyoruz Allah'ım. Yani ki Efendimiz delilleri, kaynakları burada, onları da veriyorum. Virdi ümmet olmuş. Allah alem bir sevap, bunun en doğru olanını elbette Allah bilir. Bunun bir tevili şudur ki, o fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder, aşık eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla, artık kendi iradeleriyle, belki zevkle irtikam ederler severek. Mesela Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler. Ki üstad 100 sene. Maalesef aynı pislik bugün İstanbul'da da uygulamaya konulmuş durumda. Ahlaksızca bir durum. O da ecdadın yapmış olduğu hamamda. Ve kadın kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyyal olmasından seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar. Ve fıtraten cemalperest erkekler dahi nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşane bir sürurla düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri, eğlence ve büyük günahları ve bid'aları birer cazibedarlıkla pervane gibi nefis perestleri etrafına toplar, sersem eder. Yoksa cebri mutlakla olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz. Yedinci mesele, rivayette var ki Süfyan büyük bir alim olacak. İlimle dalalete düşer ve çok alimler ona tabi olacaklar. Vel ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki, başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıtayı saltanat olmadığı halde zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkiyi kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını teshir eder. Etrafında fetvacı yapar ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden marifi rehber edip tamimine şiddetle çalışır demektir. Yani ümmet bu durumlardan istiaze etmeli, sakınmalı. Sakınmalı. Yani bu gibi deccalın oyunlarına gelmemeli. Bunu yapan insan aynı bu hadisin tehdidine mazhar olduğu gibi ona
oy veren de, teşvik eden de, tasvip eden, alkışlayan insan da aynı tehdit altındadır. Allah ıslah etsin, akıl şuur versin. Sekizinci mesele, rivayetler. Deccal'ın dehşetli fitnesi İslamlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiaze etmiş, Allah'a sığınmış. La ya'lemun gaybe illallah, gaybı ancak Allah bilir. Bunun bir tevili şudur ki, İslamların Deccal'ı ayrıdır. Hatta bir kısım ehli tahkik, İmam Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi demişler ki, onların Deccal'ı Süfyan'dır. İslamlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kafirlerin büyük Deccal'ı ayrıdır. Bunlar da kaynak olarak verilmektedir, bakılabilir. Yoksa büyük Deccal'ın cebir ve ceberut mutlakına karşı itaat etmeyen şehit olur ve istemeyerek itaat eden kafir olmaz. Belki günahkar da olmaz. Dokuzuncu mesele, rivayetlerde Vukuat-ı Süfyaniye ve Hadisat-ı İstikbaliye Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş. Allah alem bunun bir tevili şudur ki, merkez-i hilafet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğundan raviler kendi içtihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip merkezi hükümeti İslamiye yakınlarında tasvir etmişler. Halep ve Şam demişler, hadisin mücmel haberlerini kendi içtihatlarıyla tafsir etmişler. 10. mesele, rivayetlerde eşhas-ı ahir zamanın fevkalade iktidarlarından bahsedilmiş. Çünkü bu kadar haltı işleyen elbette güçlüdür diye düşünülmüş. Vel ilmu indallah, bunun tevili şudur ki, o şahısların temsil ettikleri manevi şahsiyetin azametinden kinayedir. Yani tadir kendisi değil. Bir vakit Rusya'yı mağlup eden Japon başkumandanının sureti, bir ayağı Bahri Muhit'te, diğer ayağı Port Arthur Kalesi'nde olarak gösterildiği gibi, şahs-ı manevinin dehşetli azameti o şahsiyetin mümessilinde. Düşünün ki büyük okyanusu kaplamış yani üzerinde. Hem o mümessilin, temsil edenin büyük heykellerinde gösteriliyor. Ama fevkalade ve harika iktidarları ise ekser icraatları tahribat, yıkım ve müştehiyat, yani lehviyat, eğlence, sefahat, rezalet olduğundan fevkalade bir iktidar görünür. Yani tamir değil ki zor olsun, tahrip kolay. Çünkü tahrip kolaydır, bir kibrit bir köyü yakar. Müştehiyat ise, yani heva ve heves, eğlenceler, şehvet, arzu, istek, sefahat, rezalet ise nefisler taraftar olduğundan çabuk sirayet eder. 11. mesele, rivayette var ki ahir zamanda bir erkek 40 kadına nezaret eder. Ayrıca bir erkeğin 50 kadına nezaret edeceğine dair hadis için bu kaynaklarda var, buna da bakılabilir. Allah-u Alem bir sevap, bunun iki tevili var. Birisi o zaman da meşru nikah azalır veya Rusya'daki gibi kalkar. Bir tek kadına bağlanmaktan kaçıp başboş kalan 40 bedbah, alçak kadınlara çuman olur. Talihsiz. Yani kendisini kaybetmiş. Bugün görülüyor. Artık açık, yoruma. Yani acaba nasıl, örneği var mı demeye gerek yok. Binlerce. İkinci tevhili, o fitne zamanında, yine şu anda, harplerde erkeklerin çoğu telef olmasından, hem bir hikmete binaen, ekser tevellüdat kızlar bulunmasından kinayedir. Şu anda bunu Ukrayna'da yaşıyoruz. Rusya oraya girdi. Bugün üçüncü gün. Ve Ukrayna'dan erkeklerin çıkması yasak. Kadınlar şu anda binlerce, 34 kilometrelik arabalar ile bekliyorlar. Binlerce kadın. Ki dün mesela 375 bin civarında kadın ondan sonra Ukrayna'dan çıkıyor. Ki daha önce, bundan 11 yıl önce, 2011 yılında ve böylece malum olduğu üzere Suriye'de. Buraya kaçan insanlar. Yine aynı şekilde yani ki resmi, gayri resmi ortalama olarak 4,5 milyon insan. Ürdün'e vesaireye kaçanlar baktığımız zaman. Ki savaş hala devam ediyor çeşitli yerlerde. Aynı şekilde hem bu manada bunları görüyoruz ki tanıdıklarımızdan da var. Mesela Rusya'dan gelen kadınlarla buradakiler evlendiler. Diyelim ki evlenme imkanı olmayan insanlar, para bulamayan insanlar kolay yol olduğu için o yolu seçtiler. Bir diğer nokta ise doğumun daha ziyade kızlardan olması. Ki bu da nispeten görülüyor. Belki Hürriyet-i Nisvan kadın hakları ve tam serbestiyetleri kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirdiğinden fıtratça erkeğine galebe eder.
veledi kendi suretine çekmeye sebebiyet verdiğinden emri ilahiyle kızlar pek çok olur. Yani kimin suyu daha çoksa böylece çocuk o yönde olmuş olur. O zaman kız olmuş olur. 12. mesele. Rivayetlerde var ki Deccal'ın birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür. La ya'lemul gaybe illallah. Bunun iki tevili vardır. Birisi, Büyük Deccal'ın kutbu şimali tarafında ailesinde ve şimal tarafında, yani Rusya'da kuzey tarafında zuhur edeceğine kinaye ve işarettir. Çünkü kutbu şimalinin mevkiinde bütün sene bir gece bir gündüzdür. Bir gün şimendiferle, trenle bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş gurup etmez, batmaz. Daha bir gün otomobil ile gelse, bir haftada daima güneş görünür. Ben Rusya'daki esaretimde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek Büyük Deccal şimalden, kuzeyden bu tarafa tecavüz edeceğini mucizane bir ihbardır. Herhalde 89 ve 91 yıllarında komünizm, o yayılmacılığı bir derece bitti, Türk Cumhuriyetleri ondan ayrıldı. Herhalde Rusya bugün Putin ile beraber, ki şimdiye kadar kuzu postuna bürünmüştü, gerçek suretini göstermiş oldu bugün. Ve bugün o böylece Ukrayna ile başlayarak herhalde bu yayılmacılığını yine devam ettirecek. Artık Avrupa'ya ve bir yandan da diğer Azerbaycan'a kadar, Kırım'a kadar ki birçok Türk Cumhuriyetlerine kadar belli ki bu yayılmacılığını gösterecek. İkinci tevili ise hem Büyük Deccal'ın hem İslam Deccal'ının üç devre-i istibdatları, baskıları manasında üç eyyam gün var. Bir günü bir devre-i hükümetinde öyle büyük icraat yapar ki 300 sene yapılmaz. İkinci günü yani ikinci devresi bir senede 30 senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi bir senede yaptığı tebdiller 10 senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi adileşir, bir şey yapmaz. Yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır diye gayet yüksek bir belagatla ümmetine haber vermiş. Bu Büyük Deccal için bu durum söz konusu olduğu için Üstad Süfyan için de onun da 4 devrede, 3 ve 4 devrede olduğunu, çünkü Mehdi ile beraber mukayese ederek onu ele almış oluyor. 3 devresi. Mesela Mehdi'nin devresi iman, hayat, şeriat olaraktan ifade etmiş oluyor. Mesela Süfyan'ın 4. devresinde daha ziyade hiçbir iş yapmaz, kendisini muhafazaya çalışır diyor. Yani böyle bir mukayese de var. Dediğim gibi bu Mehdi, Süfyan, Deccal meselelerini tespitler.com, mehmetözçelik.com adlı sitemde geniş detaylı ele aldım. 13. mesele, kat'i ve sahih rivayette var ki İsa aleyhisselam Büyük Deccal'ı öldürür. Vel ilmu indallah, bunun da iki veçi var, iki manası. Bir veçi şudur ki sihir ve manyetizma ve ispiritizma gibi istidracı harikalarıyla, yani istidracı da ayrı ele aldıydım şöyle, velilerin gösterdiği harikulade olaylar keramettir, peygamberlerinki mucizedir, inançsız olan insanların olağanüstü harika gösterdikleri şey istidrac olup cehennemdeki yerinin artmasına, derece derece artmasına sebeptir. Olağanüstü durumları gösterdikleri ve kendi manyetik alanına çekmiş olması sihirdir. Gözde gözünün etkisiyle, etkileyici durumlarıyla, harikalarıyla yani. Kendini muhafaza eden, herkesi teshir eden, emri altına alan, işte secde ettiren, taptıran, rükû ettiren, o dehşetli deccalı öldürebilecek. Mesleğini değiştirecek. Ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki onun işte bütün bu tahribatlarını ortadan kaldıracak o zat. En ziyade alakadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazreti İsa aleyhisselamdır. İkinci veçi şudur ki şahsı İsa aleyhisselamın kılıncıyla maktul olan, öldürülen şahsı Deccal'ın teşkil ettiği dehşetli madyumluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahsı manevisini öldürecek ve inkar-ı uluhiyet olan fikir küfrisini mahvedecek. Ancak İsevi ruhanileridir ki o ruhaniler dini İsevi'nin hakikatını hakikat-ı İslamiye ile mezcederek, birleştirerek, bir araya getirerek o kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek. Hatta Hazreti İsa aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-ı Kur'aniye'nin metbuiyetine, yani tabi olmuşuna Hazreti İsa Kur'an'ın hakikatine, yani peygamber olarak gelmeyecek. Yine dediğim gibi o meseleyi de genişçe ele aldım. Ve hakimiyetine işaret eder. Yani nüzul-i İsa meselesi. 14. mesele, rivayette var ki Deccal'ın mühim kuvveti Yahudidir.
Yahudiler severek tabi olurlar. Allah'a alem diyebiliriz ki bu rivayetin bir parça tevhili Rusya'da çıkmış. Çünkü her hükümetin zulmünü gören Yahudiler, ki baktığınız zaman Marksizm, materyalizm tarafında Yahudiler olduğu gibi komünizm tarafında da o var. Baktığınız zaman yani komünizm tesisinde de temelinde de yine Yahudilerin olduğunu görürsünüz. Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için Komünist Komitesi'nin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamın Rusya'nın başkumandanlığına ve terbiye gerdeleri olan meşhur Lenin'den sonra Rus hükümetinin başına geçerek Rusya'nın başını patlatıp 1000 senelik mahsulatını yaktırdılar. Büyük Deccal'ın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Vesaire hükümetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar. 15. mesele. Yecüc ve Mecüc hadisatının, yani üstad buna anarşist diyor, terörist diyor, eşkıya diyor. İnne Yecüc ve Mecüc müfsidûne fil ard. Yeryüzünde fesat çıkartır. Yecüc ve Mecüc. Yani en belirgin özelliği odur. Böylece yani terörist kapsamı içerisine giren her şey Yecüc ve Mecüc şumulu içerisindedir, kapsamı içerisindedir. Yecüc ve Mecüc hadisatının icmali Kur'an'da olduğu gibi rivayette bir kısım tafsilat var, izah. Ve o tafsilat ise yine dediğim gibi tespitler.com'da yani Hazreti İsa birçok meseleleri geniş detaylı bir şekilde burada arattıraraktan ulaşabilirsiniz. El aldım yani. Önemli bir mesele. Çünkü gündemimizde olan ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları 1400 sene önce söylemiş. 1400 sene önce söylenilen bir hakikat, bu kadar açık söylenilen bir hakikat, takdir edersiniz ki bu zamanımızda ne kadar açık hale geldiği herhalde artık çok da öyle deliyle gerek kalmadan görünebilir. Kur'an'ın muhkematından olan icmali gibi muhkem değil, belki bir derece müteşabih sayılır. Onlar tevil isterler. Belki ravilerin içtihatları karışmasıyla tabir isterler. Evet, bunun bir tevili şudur ki, Kur'an'ın lisan-ı semavisinde Yecüc ve Mecüc namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri, eski zamanda Çin'i maçından bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı hercümerc ettikleri, karmakarışık ettikleri gibi gelecek zamanlarda dahi dünyayı zir zeber edeceklerine, karıştıracaklarına işaret ve kinayedir. Hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardır. Yani yine anarşistleri besleyen yine komünistlerdir. Bugün baktığınız zaman Suriye'de yani orada PKK'dan tutunuz da YPG çeşitli adlarda teröristleri besleyenler başta Ruslar, komünistler olduğu gibi aynı zamanda Avrupa'da onları vermiş olduğu on binlerce silah ile beslemektedir. Evet, İhtilal-i Fransevi'de hürriyet perverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüt etti, doğdu. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden ki memleketimizde de olduğu aynı zihniyet ve PKK'yı besleyenler, destekleyenler ki sosyalist zihniyette olan insan. Amaç nedir? Doğu'da böylece sosyalist bir Kürt devleti kurmak. Yani Rusya'nın ve aynı zamanda İsrail'in küçük bir şubesi. Aşıladığı fikir bir ahare Bolşevikliğe inkılap etti. Ve Bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlakiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğunda elbette ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünkü kalbi insaniyeden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekavet o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir. Daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise çıkacağı yer. Çıkacağı yeri düşünün, en çıkacağı yer. Hem mazlum kalabalıklı hem medeniyette ve hakimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak Ortadoğu. Ve o şeraite muvafık insanlar ise Çin'i maçında 40 günlük bir mesafede yapılan ve acayip sebai alemde birisi bulunan Seddi Çin'in binasına sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki Kur'an'ın mücmel haberini tefsir eden Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam mucizane ve muhakkikane haber vermiş. Yani baktığımız zaman bugün de Çin'den tutunuz Rusya'ya ve Orta Doğu'ya. Aynı şekilde yani böyle bir çizgi çizerekten o şekilde kendi o terörünü icra ediyor. Beslendikleri alanlar. Mesela bizde de PKK bu baktığınız zaman diyelim ki Doğu insanını kullanıyor. Doğu insanını kullanıyor.
en ziyade. Orta Doğu'ya baktığınız zaman hakeza işte Suriye'nin durumu gibi, İran'ın durumu gibi. Yani baktığınız zaman İran'da Rusya ile iş tutuyor. Birçok ekonomik zahiri şeyle, birçok fikir siyasi uygulamalarla. Yani bu çerçeve içerisinde maalesef bu terörün ve anarşinin çoğunlukla ve yoğunlukla cereyan ettiğini görüyoruz. 16. mesele, rivayette var ki İsa aleyhisselam Deccal'ı öldürdüğü münasebetiyle Deccal'ın fevkalade büyük ve minareden daha yüksek bir azamet heykelde ve Hz. İsa aleyhisselam ona nispeten çok küçük bulunduğunu gösterir. La ya'lemun gaybe illallah, gaybı ancak Allah bilir. Bunun bir tevili şu olmak gerektir ki İsa aleyhisselamı nur iman ile tanıyan ve tabi olan cemaati ruhaniye-i mücahidinin kemiyeti Deccal'ın mektepçe ve askerçe, ilmi ve maddi ordularına nispeten çok az ve küçük olmasına işaret ve kinayedir. 17. mesele, rivayette var ki Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve 40 günde dünyayı gezer ve harikulade bir eşeği vardır. Allah-u Alem, bu rivayetler tamamen sahih olmak şartıyla tevilleri şudur ki, yani evvela teslim ediyoruz, amenna, sahihtir. Ama elbette ki 1400 sene evvel teşbih olarak söylenmiş olan hakikatler bugün hakikat olarak ortada. Yani bu rivayetler mucizane haber verir ki Deccal zamanında vasıtayı muhabere, haberleşme araçları ve seyahat o derece terakki edecek ki işte bugün internet, iletişim araçları, televizyon vesaire. Bir hadise bir günde umum dünyada işitilecek. Hatta internete baktığınız zaman son saniye haberler, daha önce dakika haberler, akşam haberleri vesaire iken bugün artık saniye haberler. Anında çıkıyor yani. Radyo ile bağırır, şark garp işitir ve onun ceridelerinde, gazetelerinde okunacak artık şimdi internette. Ve bir adam 40 günde dünyayı devredecek. Yani artık 40 saniyede ortaya çıkıyor. Yani sanal olaraktan gezebiliyor. Ve 7 kıtasını ve 70 hükümetini görecek ve gezecek diye zuhurdan 10 asır evvel telgraf, telefon, radyo, şimendifer, tayyareden mucizana haber verir. Artık şimdi o gezme dediğim gibi online sistemiyle. Bugün Kabe'yi rahatlıkla online sistemiyle canlı olaraktan görüyorsunuz. Nitekim Metaverse ile de yani bu durum artık oraya gidiyor. Artık meta alem yani fizik metafizik. Artık fiziğin de ötesine geçiliyor, maddenin de ötesine. Hem Deccal Deccallık haysiyetiyle değil, belki gayet müstebit bir kral sıfatıyla işitilir. Ve gezmesi de her yeri istila etmek için değil, belki fitneyi uyandırmak ve insanları baştan çıkarmak içindir. Ve bindiği merkebi ve himarı eşeği ise ya şimendiferdir ki, yani tren, bir kulağı ve bir başı cehennem gibi ateş ocağı, diğer kulağı yalancı cennet gibi güzelce tezyin ve tefriş edilmiş, süslenmiş ve yayılmış. Düşmanlarını ateşli başına, dostlarını ziyafetli başına gönderir. Veyahut onun eşeği, merkebi, dehşetli bir otomobildir veya tayyaredir veyahut sükut lazım fazla açmadan. Ki üstad mesela fil gibi mesela kapısını, kapı örneğini veriyor. İşte diyor onun mesela kapısını açtığın zaman fil kulağı gibi, hoca başı. 18. mesele, rivayette var ki ümmetim istikametle gitse ona bir gün var. Yani fi yevmin kâne miktâru elfe sene. Sizin gününüzde 1000 sene kadar uzun olan kıyamet gününde ki başka ayette hamsine elfe sene. Bunlar ahiret günü 50.000 sene. Secde suresi 5. ayetinin sırrıyla 1000 sene hakimane ve mükemmel yaşayacak. Eğer istikamette gitmezse o ümmet ona yarım gün var. Yani ancak 500 sene kadar hakimiyeti ve galibiyeti muhafaza eder. Allah-u Alem. Bu rivayet kıyametten haber vermek değil. Belki İslamiyet'in galibane hakimiyetinden ve hilafetin saltanatından bahseder ki, aynı hakikat ve bir mucize gaybi olarak aynen öyle çıkmış. Nasıl? Şöyle. Çünkü Hilafet-i Abbasiye'nin ahirinde sonunda, onun ehli siyaseti istikameti kaybettiği için 500 sene kadar yaşamış. Fakat ümmetin heyet mecmuası ise istikameti kaybetmediğinden, yani bunu Selçuklu ve Osmanlı ile beraber devam ettirdiğinden, Hilafet-i Osmaniye imdada gelip 1300 sene kadar hakimiyeti devam ettirmiş. Sonra Osmanlı siyasi yunları daha istikameti muhafaza edemediğinden özellikle Kanuni'den sonra son 300 yılda o da ancak hilafetle 500 sene yaşayabilmiş. Bu hadisin mucizane ihbarını Hilafet-i Osmaniye kendi vefatıyla tasdik etmiş. Bu hadisi başka risalelerde dahi bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. 19. mesele.
Rivayetlerde ahir zamanın alametlerinden olan ve Ali Beyt-i Nebevi'den Hazreti Mehdi'nin radıyallahu anh hakkında ayrı ayrı haberler var. Hatta bir kısım ehli ilim ve ehli velayet eskide onun çıkmasına hükmetmişler. Allah'a alem bir sevap. Bu ayrı ayrı rivayetlerin bir tevili şudur ki, Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihat alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi, burada ince nokta da şu, Mehdiyet olsun, Deccaliyet ve Süfyaniyet olsun, bu bir süreçtir. Evet, şahıslar haktır, amenna. Şahıs olarak var ama bu bir şahıs değil, bu bir süreçtir. Nereye kadar? Allah'a alem 200 seneye kadar da devam eder. Her bir asır meyusiyet vaktinde kuvve-i maneviyesini teyit edecek bir nevi Mehdi'ye veyahut Mehdi'nin onların imdadına o vakitte gelmek ihtimaline muhtaç olduğundan rahmet-i ilahiye ile her devirde, belki her asırda bir nevi Mehdi Ali Beyt'ten çıkmış. Ceddinin şeriatını muhafaza ve sünnetini ihya etmiş. Hadiste 30 tane Mehdi, 30 tane Deccal'ın ama ahir zamanda gelecek o hak olmakla birlikte bahsedilmiş. Nitekim duyuyoruz. Yani adam ben Mehdi'yim diyor. Yani Mehdi olduğunu ifade ediyor. Oysa meczup. Yani evrene soğulu gibi. Mesela siyaset aleminde Mehdi Abbasi ve diyanet aleminde Gavs-ı Azam ve Şah-ı Nakşibend ve Aktab-ı Erba'a ve 12 imam gibi büyük Mehdi'nin bir kısım vazifelerini icra eden zatlar dahi Mehdi hakkında gelen rivayetlerde medar-ı nazar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğundan rivayetler ihtilaf ederek bir kısım ehli hakikat demiş, eskide çıkmış, her neyse. Bu mesele Risale-i Nur'da beyan edildiğinden onu ona havale ile burada bu kadar deriz ki. Biz de oraya havale ile yani sitemizde genişçe olaraktan meseleyi orada arz ettik. Dünyada mütesanit birbirine dayanıklı hiçbir hanedan ve mütevafık birbirine uygun muvafık hiçbir kabile ve münevver hiçbir cemiyet aydın ve cemaat yoktur ki Ali Beyt'in hanedanına ve kabilesine ve cemiyetine ve cemaatine yetişebilsin. Yani en önde millet. Evet, yüzer kutsi kahramanları yetiştiren ve binler manevi kumandanları ümmetin başına geçiren ve hakikat-ı Kur'aniyenin mayasıyla ve imanın nuruyla ve İslamiyet'in şerefiyle beslenen, tekemmül eden Ali Beyt, elbette ahir zamanda şeriat-ı Muhammediye'yi ve hakikat-ı Furkaniye'yi ve sünnet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam ihya ile dirilterek, hayatlandırarak, ilan ile, icra ile, uygulayarak, başkumandanları olan Büyük Mehdi'nin kemal-i adaletini ve hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet lazım ve zaruri ve hayat-ı içtimai insaniyedeki düsturların muhtezasıdır. 20. mesele, güneşin mağripten çıkması. Yani doğudan doğup batıdan batarken batıdan çıkması ve zeminden dabbetül arzın zuhurudur. Yani yeryüzünde debelenen veya mikroskopik canlı ki dediğim gibi onu da yine tespitler.com'da genişçe ele aldım. Bu AIDS mikrobu da olabilir, internet de olabilir. Yani zaman bazı şeyleri ortaya çıkartıyor. Yani ben en zahir olarak AIDS mikrobunu gördüm. Yani incelediğimde baktığımda en çok ona benziyor. İlla dabbetül ardı ye'kulü min se'ete. Oradaki minseete, yani iliklerini ortadan kaldır. Bu da Süleyman Aleyhisselam'ın cinleri ağır işlerde çalıştırırken bastonuna dayanıyor, onları kontrol ediyor. O sırada vefat ediyor. Bu vefat 3 gün sürüyor. 3 gün ona dayanmış bir vaziyette. Ancak bir ağaç kurdu içine girip içine kemirince, içi boşalınca, ağırlığı da çökünce ve yıkılıyor. Cinler işleri bırakıyor, geliyor bakıyorlar ki Süleyman Aleyhisselam'ın vücudu soğumuş. Teşhis ediyorlar ki 3 gündür ölmüş. Eyvah, 3 gündür ağır işlerde boşuna çalışıyoruz. Ve bununla da Allah onlara onların gaybı bilmediğini de göstermiş oluyor. Ama güneşin mağripten tuluğu ise doğması bedahet derecesinde artık açık. Artık tevbede kabul etmez. Bir alamet-i kıyamettir ki en son alamet. Ve bedaheti açıklığı için aklın ihtiyarıyla bağlı olan tevbe kapısını kapayan bir hadise-i semavi olduğundan tefsiri ve manası zahirdir. Tevhile ihtiyacı yoktur. Yani artık herkes bilir. Yalnız bu kadar var ki Allah-u Alem o tuluğun sebebi zahirisi, küre-i arz kafasının aklı hükmünde olan Kur'an onun başından çıkmasıyla, zemin divanı olup izni ilahiyle başını başka seyyareye, gezegene çarpmasıyla hareketinden geri dönüp, garptan şarka olan seyahatını, irade-i Rabbaniye ile şarktan garba tebdil etmekle güneş karttan tuluğa başlar.
Yani Allah alem burada şu 120 ile giden bir arabayı düşünün. Hızla duvara çarptı. Adeta yönü birdenbire tersine dönerekten gidiyor iken dönüyor durumu ortaya çıkar. Aynı şekilde güneşin de bir gezegene çarpmasıyla doğuyor iken batıyor manasında ters istikamette çıkması gibi. Evet, arzı şems ile, ferşi arş ile, yeri gök ile kuvvetli bağlayan Abdullahül Metin, Allah'ın o sağlam ipi olan Kur'an'ın kuvve cazibesi kopsa, vahtasimu bihablillahi cemia diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Toplu olaraktan küreye arzın ipi çözülür. Başıboş serseri olup aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş karttan çıkar. Hem müsaademe neticesinde emri ilahi ile kıyamet kopar diye bir tevili vardır. Amma dabbetül arz, Kur'an'da gayet mücmel bir işaret ve lisan halinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise ben şimdilik o başka meseleler gibi kat'i bir kanaatla bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim. La ya'lemul gaybe illallah, gaybe ancak Allah bilir. Nasıl ki kavmi Firavun'a çekirge afatı ve bit belası ve Kabe tahribine çalışan kavmi Ebrehe ebabil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de Süfyan'ın ve Deccal'ların fitneleriyle, bilerek, severek, isyan ve tuğyana ve Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zir zeber edecek. Allah alem o dabbe bir nebidir. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir taife-i hayvani gibi olacak. Belki illa dabbetül ard te'kulu min sehte. Asasını kemirmekte olan bir ağaç kurdu. Sebe suresi 14. Ayetinin işaretiyle o hayvan dabbetül arz denilen ağaç kurtlarıdır ki insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek. İnsanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Müminler iman bereketiyle ve sefahat ve su istimalattan tecennüpleriyle, kaçınmalarıyla kurtulmasına işareten ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli.